Merhaba arkadaşlar. Bugün videomuzda kablo ucuna takılan terminallerden bahsedeceğim. Bu terminaller nasıl takılır? Kablo papucu nasıl sıkılır? Kablo papucu sıkan penseler nasıl kullanılır? Onu göstereceğim. Şu an elimde arkadaşlar kablo ucuna taktığımız farklı başlıkları görüyorsunuz. Farklı uçları görüyorsunuz. Bunları pense yardımıyla takıyoruz. Bunları takmamızın amacı da Klemenslere kabloları takarken çok damarlı kabloların yıpranmasını engellemek daha sağlam bir bağlantı yapmak. çıkarılıp takıldığı zaman kablo ucunun zarar görmeyeceği bağlantılar yapmak arkadaşlar. şurada açık şeklini görüyorsunuz. şurada kapalı şekli, şurada soket halini görüyorsunuz. Rölelerde filan kullanılıyor ya da elektrikli cihazların iç kısmında mutlaka görmüşsünüzdür. E, takmalı şekilde. şu şekilde çift taraflı olanları da var arkadaşlar. Ama şu kısmı, kablonun takıldığı kısım hepsinde aynı. Gördüğünüz gibi. Peki bunları nasıl takıyoruz? Şimdi hemen ona geçelim. Elimizde arkadaşlar Knipex marka bir kablo papucu sıkma pensesi var. Piyasada farklı markaların farklı çeşitlerde penseleri bulunuyor. Ama ben kalitesinden dolayı Knipex'i tercih ettim. Bazı penselerde sadece terminal sıkma kısmı var. Bazılarında sıyırma kısmı var. Bunda bir sürü özelliği aslında tek bense de buluşturmuşlar. Şimdi baştan başlamak gerekirse şurası kesme bölümü arkadaşlar. Normal kablomuzu buradan kesiyoruz. Buralar sıkıştırma kısımları. Burada vida boyutları var. M4 vida, M3 vida. Bu vidaları kısaltabiliyoruz arkadaşlar. Vidaları da kesebiliyoruz. Burada terminal basma, papuç sıkma bölümü var. Şu şekilde görüyorsunuz. Asıl uçlarımızı buradan basacağız arkadaşlar. Burası da kabloları soyma, sıyırma bölümü. Bu şekilde bir pensemiz var. Şimdi hemen nasıl kullanılır ona geçelim. Elimizde şöyle bir kablo var. Hemen kabloyu keselim. Çok kolay bir şekilde kesiyor arkadaşlar. Kablomuz zaten ince ama büyük kalın kabloları da çok kolaylıkla kesebiliyoruz. Buradan hemen kablo ucunu açıyorum. Şuradan doğru yere takmamız lazım. Evet gördüğünüz gibi bunu da kolaylıkla yapabiliyoruz. Şimdi ucunu sıyırdığımız açtığımız kabloya bir tane kablo papucu takalım. Önce şöyle göstermek istiyorum arkadaşlar. Diyelim ki biz kablomuzu buraya takmak istiyoruz. Buradan açalım. Şuradan takıp sıktığımız zaman tek taraflı sıkacağı için çok sağlam olmayacak arkadaşlar. Bunun yerine bu kablonun ucuna papuç sıktığımız zaman sürekli rahat bir şekilde takıp çıkartabiliyor olacağız şu şekilde örneğin bunu takabiliriz. Burada pensemizin basabileceği ebatlar görünüyor. 1.5 milimetreden 6 milimetreye kadar basabiliyoruz. Bu çok küçük olduğu için bununla denemeyeceğim. Ama şöyle bir papucu sıkmayı deneyeceğiz. Şimdi kablomuzu sıyırıyoruz. kabloyu sıyırdık. Taktım arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi iki alan var. Bir tanesi kablo için, bir tanesi de kablonun izole kısmını tutmak için, plastik kısmını tutmak için. Önce kablo bölümünü sıkıyorum. Gayet güzel sağlam bir şekilde oldu. Şimdi izole kısmını da sıkıyorum. Tam yerleşsin diye biraz daraltıyorum. Şu şekilde gayet sağlam oldu. Şuradan arkadaşlar sıkıştırma işlemini biraz daha yapabilirsiniz. Genelde bu halka şeklinde olan uçları güneş paneli sistemlerinde jel akülerin vidalı kutup başlarında kullanıyoruz arkadaşlar. Şimdi pensemizin vida kesme özelliğini deneyelim. Şurada farklı vida büyüklükleri var. Benim elimde de önce şu şekilde açıyoruz. M3 vidamızı takıyorum. Diyelim ki bu uzunlukta kesmek istiyorum. Hemen kesmeyi deniyorum. Şu şekilde vidamızı kesmiş olduk. Vidayı gördüğünüz şekilde kesmiş olduk. Pensenin vida kesme özelliğini de gösterdikten sonra videomuzun sonuna gelmiş olduk. Videoyu beğendiyseniz bu tür videoların devamının gelmesi için kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.